yangınlardan, ölüm kusan füzelerden sonra çağın putlarını devirdi. Güçlü, gösterişli askerler Afganistan'da, Bulgaristan'da mazlumları yersiz, yurtsuz bıraktı. Sağ kalan mazlumların feryadı semalara yükseldi. Zulüm eşi görülmemiş katliamlarla ölüm kustu. En öldürücü silahlara, taşlarla karşı duruldu. Ve asrın zalimleri tarihin utanç sayfalarında yerlerini aldılar. Son 10 yıl, dünyada asırlık putlar teker teker devrilip zalim yönetimler tarihin karanlığına gömülürken Türkiye'mizde neler oluyor? İnsanlık, yaratılış hikmetine uygun, yeni, adil ve ahlaklı bir toplum düzeni bulmak zorunda. Ya Türkiye? Televizyon yayınları, yüksek sosyete ahlakı, sokaklara düşmüş rezaletiyle Türkiye, erdemini, insanlığını, vicdanını paraya bağlamış bir sürü olmak tehlikesiyle karşı karşıya. Genel ev patronlarının vergi rekortmeni olduğu bir ülke. Üstelik fazilet şampiyonu gazeteler tarafından dürüst insan örneği olarak bu genel ev patronlarının sunulduğu zavallı ve erdem bunalımlarının ayyuka çıktığı bir ülke. Her gün rezaletleri gazete sayfalarında tefrika edilen ahlaken düşük kadınlar ülke yönetimine talip partilerin vitrinlerinde boy gösteriyor. Gece hayatı, ahlaksızlık ve fuhuş tarihin hiçbir döneminde böylesine yaygınlaşmadı. Kadın, tarihin hiçbir döneminde böylesine sefahatın ve süfli duyguların oyuncağı yapılmadı. Toplumları kuran, erdemin, yüceliğin bekasını sağlayan kadının insanlık haklarını hiçbir millet böylesine ihlal etmedi. Erkeğin cinsel özgürlüğü var da kadının niye olmuyor? Feminizm bize birden fazla erkekle beraberliği sağlıyor. Sularına ecdadımızın kanını akıttığı denizlerimiz, toprağı binlerce şehidin kanıyla sulanmış sahillerimiz, sefahatin, fuhşun açık pazarları haline getirildi. Sadece laleli ithal fahişelerle kirlenmedi, tarihte Etileri, Sümerleri, Lut kavmini, Roma'yı toplum olarak yok eden yasak ve süfli hastalıklar, bir kabus gibi ülkemizin başına çöreklendi. Danimarka'da, Almanya'da devletler AIDS'e karşı serbest fuhuşa göz yumarken insanlara parasız prezervatif dağıtmayı çare bildi. Ahlakını kaybetmiş köhne Bizans'ın topraklarını imanının taze filizleriyle süsleyip taçlandıran ecdadın birer abide halinde yükselen ahlak ve iman kaleleri mahzun ve sessiz kendimize gelmemizi ve büyük dirilişimizi bekliyor. Fışkırsın özünde mevcut yüksek değerlerin. Bu ülkeye, bu toprakların insanlarına, bu insanların yüreklerine hep güzel, yüksek şeylerdir yakışan. Karadan karaya köprüden önce, yürekten yüreğe köprü kurulmalı. Bu insanlar ancak ahlakın, sevginin ve erdemin gücüyle insandır. Yuvasına bir ekmek parası götürebilmek, yavrusunu sevgi ve merhametle bağrına basabilmek ancak bu değerlerle mümkün. Alkol, kumar ve sevgisizlik yüzünden her gün dağılan yuvaların, baba katili evlatların ve perişan kadınların hikayesi gazete sayfalarına yansıyor. İnsanların günahını bu sabilere mi çektirelim? Kendi yuvaları nerede? Kucaklayan anaları, şefkat sunan babaları nerede? Bu çocuklar bu koğuşlarda mı büyümeli?
Çocuklar evlerinde büyümeli. Çocuklar evlerinde büyümeli. Çocuklar evlerinde büyümeli. Ahlakın, kadını kadın yapan bütün değerlerin, her gün bir kısım gazeteler ve lüksün, konforun esiri olmuş yüksek sosyete lobileri tarafından tahrip edildiği bir ülke. Çıplaklığın cesaret olarak, nikahsızlığın yüksek bir kültür olarak sunulduğu bir toplum. Ve işte babasız, anasız, sevgisiz çocuklar yurdu. Hepsinin gözlerinde ihmal edilmişliğin acı duyguları, yüreklerinde kim bilir ne var. Çocuk yüreği bu. Ha çocuk, ha çiçek. Ve güçten düşmüş yaşlılar, temiz yüzleri, ak sakallarıyla sokaklarda akşamı beklemek zorundalar. Kimsesiz, umutsuz bakışlarıyla yoksulluk, çaresizlik içindeki yaşlılar. Hadi gönlümüzü yıkayacağımız berrak bir su bulalım. Hadi merhametin, şefkatin deryasına dalalım. Hadi gönlümüzün kuşlarını ahlaksız düzenlerin pisliğinden arındıralım. Gönlümüzün, ruhumuzun yolu bir. Bu yol refahın yoludur. Sevginin, şefkatin, insanca yaşamanın yoludur. Bu yol refahın yolu. Bu bayrak refahın bayrağıdır. Asırların özlemi, Refah Partisi'nin adil düzeni. Yeni ülkeyi, yeni dünya kurulacak. Refah Partisi'nin adil düzeni, sevginin, ahlakın, insanca yaşamanın düzeni. Yeni ülkeyi, yeni dünya kurulacak. Televizyon yayınlarında eşcinsellikten transseksüelliğe kadar ahlaksızlığın her çeşidi her gün ısrarla sergileniyor. Reklamlar cinsellik, serserilik ve bizim bütün değerlerimize savaş açmış bir tavrın ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Tarihimizle alay ediliyor. Aile değerlerimizle alay ediliyor. İnancımızla alay ediliyor. Ülke yönetimine talip olduğunu söyleyen partiler, haberlerde kendilerine ayrılan saniyelerin hesabından başka muhalefet ortaya koymuyor. Özeliyle, kamusuyla bu televizyon kanalları ahlaksızlığı üstün ve geçerli değerler olarak ve her gün bıkıp usanmadan propaganda ediyor. Haydi arınalım. Arınalım ahlaksızlığı sistemlerinin varoluş sebebi sayan zulüm düzenlerine karşı. Ruhumuzdaki tomurcukları çiçek eyleyelim, kendi yüksek değerlerimize sarılalım. Refah gelir, zulüm biter. Efendim ben şu insanı belediye reisi yapayım, niye? Bu benim tanıdığımdır, benim yeşil sahamı imar sahası yapmak için işime gelir. Böyle yaptık mı, tabii bütün düzenimizi kendimiz bozuyoruz. Saadet istiyorsak mutlaka ahlaklı insan temin etmemiz lazım. Ondan dolayıdır ki adil düzende böyle bir ahlaki düzen vardır. Şahitlik yapacaksınız, sizi tezkiye edecekler. Siz ekspertiz yapacaksınız, sizi kredi alacaksınız, tezkiye edecekler ki herkes ahlaklı olmaya gayret etsin. İsmail Kahraman, bakkal. Ahlakın olmadığı yerde rüşvet,
Yolsuzluk, uğursuzluk olmaz da ne olur? Ahlakın sözünü eden sadece Refah Partisi. Hı hı. O da yeni bir dünya için artık Refah Partisi'ni seçecek. Dünya kaynıyor. Son 10 yılda çağın en büyük değişiklikleri yaşandı. Yıllardır dünyaya kan kusturan bir sistem bütün değerleriyle sadece yönetim olarak değil, bir fikir ve ideoloji olarak her şeyiyle tarihin karanlığına gömüldü. Yok olacaktı, olmalıydı. Adil ve insani olmayan, haktan ve haklıdan yana olmayan hiçbir düzen, hiçbir zulüm baki değildir. Çünkü zalimlerin sonu hakkında Allah'ın hükmü vardır. Afganistan. Afganistan. Zalimlerin tanklarına, toplarına, füzelerine karşı cihat destanları yazan kahramanlar diyarı. Zalim komünizme karşı insanlığın ilk ve büyük direnişi bu topraklardaki inanmış mücahitler tarafından gerçekleştirildi. En zor şartlarda, en akıl almaz fedakarlıklarla İslam'a inanmış cengaver Müslümanlar, süper güç diye ilan edilen Rusya'nın bir kağıttan kaplan olduğunu ölerek, yaralanarak ama daima direnerek tüm dünyaya gösterdi. Bugün iflas ettiğini bizzat yöneticilerinin ilan ettiği komünizme ilk ve büyük darbeyi Afganistan mücahitleri vurdu. Emperyalistleri kuyruklarına teneke bağlayıp geldikleri yere geri gönderdiler. Emperyalistlerin sistemlerini değil, insanlığın gerçek düzeni olan adil düzeni istiyorlardı. Zafer sonrasında adil düzeni savunan Erbakan'la kucaklaştı. Kaplan'ın kağıttan olduğu artık gizlenemezdi. Gizlenemedi de. Romanya'da insanlar emperyalizme karşı isyan bayraklarını çektiler. İnsanlar sokaklara döküldü. Afganistan mücahitlerini örnek alan Romenler bütün güçlerini ortaya koydular. Ardından Polonya, zalim komünizme karşı direnişe geçti. Hakka değil, kuvvete dayanan, güçlüden yana olan bütün sistemlerin sonu bu olacaktı. Çatışmalar, yangınlar ortasında komünizme vurulan darbelerin arkası kesilmedi. İnsanlığın önüne zorla ve bir heyula gibi dikildiniz. Zalimlerin kuvveti varsa hakkın da adaleti vardı. Bilmediniz, bilemediniz. Cansız canlı bütün putlar uyguladıkları zalim yönetimlerinin zaruri akıbetine duçar oldular. Bir yanda zulme başkaldırı sürerken
Dünyanın başka yerlerinde zulüm devam etti. Siyonizm adına Filistin'de insanlar kendi öz yurtlarında kurşunlandı. 1897 yılında Basel Konferansı'nda alınan karar gereği kurulacak Büyük İsrail'in ilk kurbanı Filistinliler oldu. Hunharca girişilen katliamlara dünya seyirci kaldı. Türkiye'yi de içine alan Büyük İsrail uğruna bütün dünya suskunluk içinde olayları seyretti. Müslüman Türkiye'ye de karşı olan adı gösterişli bütün konseyler, topluluklar, teşkilatlar Filistin katliamı karşısında toplanıp çay içmekten başka tavır göstermedi. Büyük İsrail'in büyük hamileri Amerika, İngiltere, Fransa, İsrail aleyhindeki kararları veto etti, karşı çıktı. Aynı tavırları Türkiye'ye karşı da gösterdiler. Hakkı değil kuvveti üstün tutan birinci zulüm sistemi komünizm açıkça çökerken, zalimlerin öteki sistemi kapitalizmde çatırdamaya başladı. Papa 1 Mayıs emek gününde destek verdikleri kapitalizm hakkında büyük bir ifşaatta bulunuyordu. Biz de biliyoruz ki kapitalizm bir günah yumağıdır. Ama başka yol bilmiyoruz diyordu. Haklı yol, insanlığın huzuru Refah Partisi'nin adil düzenindedir. Refah gelir, zulüm biter. Yeni bir düzen kuracak. Bu düzenin şu günkü düzenden farkı ne? Bugünkü düzen kuvveti üstün tutan Batı taklitçisi bir düzendir. Refah Partisi'nin kuracağı düzen hakkı üstün tutan adil düzendir. Saddam, dün emperyalistlerin bir başka Müslüman ülkeye karşı silahlandırdıkları zalimlerin jandarması, sömürgecilerin kuklası bir anda çıkarları zedelenmiş zalimlerin hedefi haline geldi. Havada füzeler uçtu. Silahlar Müslüman halka kan kusturdu. Amaç yine Büyük İsrail'di. Bölgede İsrail'den başka güç istemiyorlardı. Olan yine Müslümanlara oldu. Yürekleri parçalayan katliamlar yapıldı. Binlerce Müslüman Iraklı zalimlerin yüzünden yerlerinden yurtlarından oldu. Aç, sefil, perişan bir halde ülkelerinden çıkarıldılar. Savaşta açıkça Amerikan emperyalizmine Türkiye'nin üstleri açıldı.
Birleşmiş Milletler bu büyük Müslüman tehciri karşısında sustu. Bilderberg konferanslarında dış güçler tarafından başbakanlığa getirilmiş Mesut Yılmaz yönetimindeki Arap hükümeti Kıbrıs konusunda da Amerika'ya teslim oldu. Şehit kanlarıyla sulanmış Kıbrıs, pazarlık masalarında Amerika'nın emriyle Rumlara peşkeş çekilmeye hazırlandı. Erbakan'ın hükümet ortağı olduğu dönemde alınan Kıbrıs hakkında eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren hatıralarında şöyle diyor. Koalisyon kanadı Milli Selamet Partisi Kıbrıs'ta ele geçirilen topraklardan bir karışının bile verilmesine razı olmuyor. Sanki ulaşılan hedef kazanılan araziyi kendisi kararlaştırmış gibi. Kanla alınan toprak verilmez diyerek bütün görüşmeleri baltalıyordu. Halbuki ele geçirilen topraklar esasında kararlaştırılandan fazlaydı. Sebebi de yapılacak müzakerelerde bu fazlalıklar bir taviz olarak verilebilecekti. Ama hükümetleri sadece Kıbrıs konusunda taviz vermekle yetinmediler. İnançlarını yaşayamadıkları, çocuklarına Müslüman ismi veremedikleri için topraklarından, evlerinden kalkıp ana vatana sığınmış Müslüman kardeşlerimize sahip çıkmadılar. Türkiye'de yıllardır uygulanan dışa bağımlı politikalar doğuyu da kanayan yara haline getirdi. Refah Partisi'ni niçin yanlış tanıtıyorlar? Refahı yanlış tanıtıyorlar. Çünkü onlar uluslararası çıkar çevrelerinin Türkiye'deki acentalarıdır. Ekonomi, kültür, politika ve iletişim alanlarında kendi ülkelerinin hak ve çıkarlarını gözetmez, bağlı bulundukları odakların talimatlarına uyarlar. Refah dış güdümün karşısındaki en büyük engeldir ve bu ülkenin yegane teminatıdır. Refahı yanlış tanıtıyorlar. Çünkü onlar varlıklarını bu vurgun ve sömürü düzenine borçludurlar. Faiz ve haksız vergi, ücretliği, dar gelirliği daha da yoksullaştırırken onların ekmeğine yağ sürülmekte, enflasyon onların işine gelmektedir. Refah, vurgun ve sömürüye fırsat vermeyen adil düzeni savunmaktadır. Refahı yanlış tanıtıyorlar. Çünkü onlar 1993 yılından itibaren milli sınırları kaldıran, bayrağı indiren, parlamentoyu mahalli bir meclis haline getiren, orduyu lağveden ve bir Hristiyan topluluğudur diye ilan ettikleri Avrupa topluluğunun gönüllü sözcüleridir. Refah, bütün geleceğimizi ipotek altına alan Hristiyanların birliğini değil, Müslümanların ortak pazarını savunmaktadır. Refahı yanlış tanıtıyorlar. Çünkü onlar insan hak ve hürriyetleri konusunda iki yüzlü bir tavır sergilemektedirler. Hürriyetlerin temeli din ve vicdan hürriyetini bilerek ve kasten laikliğe karşı bir istek gibi sunuyorlar. Refah bu çifte standartlı anlayışlara karşı din ve vicdan hürriyetiyle birlikte bütün insan haklarını ve hürriyetleri savunmaktadır. Refahı yanlış tanıtıyorlar. Çünkü onlar insanları ayırdılar, hor gördüler. Yönetimlerini bu millete hizmet değil, efendilik saydılar. Yanlış politikalar ve uygulamalarla Doğu ve Güneydoğu'yu kanayan yara haline getirdiler. Refah bu ayrımcılığa karşı en doğru ve en gerçekçi bir yaklaşımla birleştirici, mutlak çözümü getirmektedir. Refahı yanlış tanıtıyorlar. Çünkü onlar karalıyor, iftira ediyor, sesini kısmaya uğraşıyor, yok saymaya çalışıyorlar. Refahın yükselişini önlemeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.
Hristiyan Batı sürekli insan haklarından, adaletten, yüksek değerlerden bahsederken Afrika'da her gün binlerce çocuk açlıktan ölüyor. Hakka değil, kuvvete dayanan ikiz kardeş iki sömürgeci sistemin vebalini bu çocuklar çekiyor. Dünyanın siyasi sömürü düzeni olan komünizm iflasını ilan etti. İktisadi sömürü düzeni kapitalizm ise insanları köleleştirmeye, aç bırakmaya devam ediyor. Çocuklar var kaldıramayacağı yükün altında. Çocuklar var aile yükü altında. Simit tezgahları, boya sandıkları mı olmalı önlerinde? Onlar çektikleri acıları sıcacık yüreklerinde bir sır gibi taşırken kapitalist dünyanın sözde merhametli kamuoyu kaplumbağalara, kelaynak kuşlarına ve balinalara duyduğu ilgi kadar onlara ilgi göstermiyor. Refah, bütün mazlumların özlediği adil düzeni getirecek ve yeni bir dünya kurulacaktır. Ömer Eslemez, 32 yaşında, üniversite öğrencisi, çöpçü. Ülkenin dinamik gücü, genç insanlar. Sorunlarınıza gerçek ve kökten çözümleri Refah Partisi adil düzeniyle getiriyor. Genç kardeşim, idealizmini, iyiyi, güzeli arayan dinamizmini kaybetme. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Yeni bir dünya için bize katılın. Genç, idealist ve dinamik insanların yeri Refah Partisi saflarıdır. Rauf Durdu, işçi, alın teriyle kazanıyor. Oğlu Ahmet gündüz ayakkabı boyacılığı yapıyor. Oğlumdan para almak çok ağırıma gidiyor. Yeni bir dünya için artık Refah Partisi'ni seçecek. Fikir, din ve vicdan hürriyeti. İnsanların en tabii hakları bunlar. Hiçbir yönetim bunları bir bağış gibi sunamaz. Buna rağmen hala Türkiye'nin üniversitelerinde, en karanlık çağlarda, en zalim yönetimlerde bile eşine rastlanmayacak şekilde inancı öyle emrettiği için başörtüsü takan kardeşlerimiz okullara sokulmuyor. En tabii hakları olan hürriyetleri kısıtlanıyor. Hristiyan Batı'nın peyki olmuş Türkiye'nin mutlu azınlığı eşcinsellere hürriyet kampanyaları açarken başörtüsü takan kardeşlerimize karşı sokaklara dökülüyor. Gazeteler, köşe yazarları, Lyonesler, Soroptimistler, Masonlar, Batı'ya endeksli sanayiciler bu karanlık çağların barbarlığını alkışlıyor. Kampanya açıyor, sokaklarda yürüyüş düzenliyorlar. İstedikleri ne? Sadece başörtüsü mü? Hayır. Onlar bütün insanların, bütün Müslümanların yaşama haklarının ellerinden alınmasını istiyorlar. Nihat Sargın ve Haydar Kutlu komünist oldukları için kampanyalar açılırken Müslümanlar tutuklanıyor. Türkiye'de ardı arkasına cinayetler işleniyor. Atatürkçü Dernek Başkanı Muammer Atfoy öldürülüyor. Bir kısım basın cinayeti Müslümanların işlediğini yazarak irtica tefrikalarına girişiyor. Bu ülkenin, bu insanların üzerinde oynanan oyunlar bitmedi. Terör, Güneydoğu olayları ve son cinayetler dış güçlerin yıllardır uyguladığı senaryolar. Bahriye Üçok öldürülüyor. Yeniden irtica kampanyaları açılıyor. Hiram Abbas, Çetin Emek, Turan Dursun ve diğerleri basının Müslümanlara yüklediği cinayetlerden bazıları. Olayların gerçek yüzü çok geçmeden anlaşılıyor. Eski MİT'çi Mahir Kaynağ'ın ifşaatına göre yeni ve gizli bir ihtilal hazırlığı için Avrupacı çevrelerle Amerikancı çevrelerin
bir provokasyonu olarak ortaya çıkıyor. Ey Türkiye, ey Türkiye'nin insanları! Haberiniz olmadan üzerinizde ne oyunlar, ne düzenbazlıklar, ne provokasyonlar tezgahlanıyor. Adil düzen gelecek, bütün zulümler bitecek. Refah gelir, zulüm biter. Seçim kanunu, böylesine büyük adaletsizlik, böylesine aşağılık bir ayak oyunu ancak Neron yönetimlerine, Nemrut ve Firavun dönemlerine yakışan bir kanun. Mevcut iktidara, onun yardakçılarına, muhalefette başka, iktidarsız iktidarlarında başka konuşan siyaset cambazlarına yakışıyor. TANAP'ın İmam Hatip düşmanı bakanlarından biri. Bilderberg'de dış güçler tarafından genel başkanlığına karar verilen Mesut Yılmaz, İmam Hatiplilerin aleyhinde kampanya açan Zenginler Kulübü denen TÜSİAD'çılarla el ele. TANAP ecdadı Çanakkale'de şehit düşmüş, sokakta simitle karnını doyuran dedenin açlığı ile mi, yoksa sefahatin beşiği lüks otellerde gününü gün eden mutlu azınlıkla mı ilgilendi? Sahipsizlikten yatağa kaldırım taşı olmuş çocuklar bir yanda izlenirken ülke yönetimi gazete sayfalarına nasıl yansıdı? Trilyonlar kime emanet edildi? Herhalde sokaktaki bu garibanlara değil. Fiyatlar mutlu azınlık fiyatı. Bir tarım ülkesi olan Türkiye'de insanlar faizin, haksız verginin ve bu banka sisteminin düzeniyle bir kilo sebzeyi almaya takatsiz bırakıldı. Korkunç enflasyonla her etiket kısa bir süre sonra gülünç olmakta. Ülke son 10 yıldır böyle yönetildi. Bunların birbirinden farkı ne? Ekonomik modelleri aynı. Onun düzeni de faiz, enflasyon, haksız vergi düzeni, ötekinin de. Biri zenginler kulübüne yaltaklanır, diğeri fakiri sevmez. İkisi de sistemlerinin vebalini hep dar gelirliye, işçiye, memura, köylüye çektirirler. Fakire kemer sıktırır, enflasyonla zengini daha zengin yaparlar. Eğitim modelleri aynı. Sağlık politikaları, işsizliğe bakışları, tarım politikaları birbirinin kopyası. Dış politikada şahsiyetsiz, teslimiyetçi tavırları aynı. Bunların birbirinden farkı ne? Bunların birbirinden farkı yok. Farklı olan sadece Refah Partisi. Refah, yüzlerce ilim adamının üzerinde çalıştığı farklı bir modeli, adil düzeni getiriyor. Bunlar söyleyeceklerini söyledi, yapacaklarını yaptı. Şimdi sıra Refah'ta. Ayşe Duyarlı, eczacı. Geçen seçimlerde oyumu ANAP'a verdim. Bütün ümitlerim boşa çıktı. O kızgınlıkla belediye seçimlerinde oyumu SHP'ye verdim. Bu sefer Refah diyorum. Evimin refahı için oyumu Refah'a vereceğim. Yeni bir dünya için artık Refah Partisi'ni seçecek.
dede yolcu, çiftçi. Bu sene hem mahsulü maz oldu hem taban fiyatını düşük verdiler. Mahsul aldığımız kredinin faizini karşılamayacak. Bunların birbirinden farkı ne? Onların birbirinden farkı yok. Farklı olan Refah Partisi. Refah halkının derdini biliyor. Farklı ve yeni çözümler getiriyor. Türkiye'nin artık refaha ihtiyacı var. Refah Partisi Türkiye'nin yönetimine talip oluyor. Yeni tezleri, yönetime ilişkin farklı programları var. Bunlar ne ütopya ne hamhayal. Ama ötekilerin tümünden farklı ve yeni. Türkiye için bizim de söyleyeceklerimiz var. Biz güçlü, hoşgörülü ve dürüstüz. Söylediler, dinlediniz. Yaptılar, gördünüz. Şimdi sıra Refah'ta. Refah, içinde yüz kızartıcı isim olmayan en rafine kadroya sahip tek partidir. Onun kadrolarını bir araya getiren menfaat değil, inanç ve hizmettir. Dürüstlük şiarımızdır. Adil düzene inanmış, ortaklarına, efendilerine değil, ülkesine hizmet için çalışan refah kadrolarına yol ver. Güçlü, hoşgörülü ve dürüst kadrolara yol ver. Refah gelecek, zulüm bitecek. Refah gelecek, zulüm bitecek. Refah gelecek, zulüm bitecek. Refaha söz verdik. 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 İşte Kuvayi Milliye Harekatı bunun için başladı. Dış güdümü artık bizi dışarıdan yönetmeyecekler. Millet kendi kendini yönetecek. Bu Kuvayi Milliye Harekatı bunun için başladı. Refah Partisi inananların ittifakıyla daha da güçlendi. Haydi oylarınızı Hristiyan Avrupa'nın Türkiye'deki mümessillerine değil... Aydınlık geleceklere daha da güçlenerek yürüyen Refah Partisi'ne verin. Ülkenizin öz gücünü, gerçek ve tam bağımsızlık istediğinizi, ahlakı, adil yönetimi, üstün insani değerleri istediğinizi ve hala o duyguları taşıdığınızı bütün dünyaya gösterin. Yeni ülkeyi, yeni dünya kurulacak. Yeni ülkeyi, yeni dünya.